9. sınıf tayfa hazır mısınız? Bugün 9. sınıf 2. dönem 1. yazılı sınavına hazırlık çalışması yapacağız. Bildiğiniz üzere Milli Eğitim Bakanlığı örnek soruları hazırladı ve Fatih Hoca'nız da örnek senaryolara uygun, örnek kazanımlara uygun tam tamına 2 adet yazılı hazırladım. Önce 1. senaryonun sorularını çözeceğiz. Ardından da 2. senaryonun sorularını beraber çözeceğiz ve tarihten birlikte 100 alacağız arkadaşlar. Eğer hazırsanız hadi gelin başlayalım. Öncelikle birinci sorumuzdan başlayalım arkadaşlar. Birinci soruya baktığımızda 3. ünitenin 3. kazanımı ile alakalı bir soru var. Orta sonlarına doğru Avrupa'da düzenli ve disiplinli ordulara geçiş süreci hız kazanmış. Özellikle İngiltere ve Fransa gibi ülkelerde milli ordular kurulma yönelik zorunlu askerliğe geçilmiş. Bu durum Avrupa coğrafyası için hangi adımın atılmasını zorunlu kılmıştır? Şimdi arkadaşlar bu döneme baktığınızda e, artık böyle zorunlu askerliğin geldiğini görüyoruz. İşte askerliğe ihtiyacın arttığını görüyoruz. İşte daha fazla asker bulmaya ihtiyacın olduğunu görüyoruz. Ve ne yapmış özellikle İngiltere ve Fransa? Zorunlu askerliğe geçilmiş. O zaman hangi adımın atılmasını zorunlu kılmıştır? Askerliğin vatan görevi haline gelmesini zorunlu kılmıştır arkadaşlar. Artık ne yapıyorlar? Vatan görevi haline getiriyorlar. Herkes belli bir yaşa geldiklerinde belli bir dönemde askerlik yapmak zorunda kalıyorlar. Böylelikle asker ihtiyaçlarını o dönem için karşılamış olacaklar. O halde hadi gelin yazalım. Demek ki neymiş? Orta çağın sonlarına doğru disiplinli ordulara geçilmeye çalışılmış ve askerlik vatan hizmeti haline getirilmeye başlanmış ve bizde de şu an zaten vatan görevi halinde devam ediyor. Böylelikle birinci sorumuzu tamamlamış olduk. Şimdi de gelelim ikinci sorumuza. Arkadaşlar ikinci soru da üçüncü ünitenin dördüncü kazanımıyla alakalı. Justinianus kanunlarında hapis cezası uygulaması yoktur. Bunun yerine suçluların manastırlara kapatılması yöntemine başvurmuşlar diyor. Ayrıca ölüm cezası yerine ne yapmışlar? Sürgün etme, para cezası ya da hafif cezalar ön plana çıkmıştır. Buna göre Bizans hukuk sistemiyle ilgili bu uygulamanın genel amacı nedir? Yani arkadaşlar mesela kısas olabilirdi ya da ne bileyim işte böyle sert ölüm cezaları falan olabilirdi. Bunlar değil de daha böyle ılımlı cezaların verilmesinin genel bir amacı varmış. Bunu soruyor. Birincisi suçluları topluma kazandırmak istiyorlar arkadaşlar. İkincisi suçu arındırıp e, suçu ıslah etmek istiyorlar. Bu yüzden bu tarz bir yöntemi kullanmışlar. E, ama mesela geçmişe baktığımızda Babillerde, Hamur abilere falan baktığımızda daha böyle sert kanunların olduğunu görüyoruz. E, da demiş ki sen biraz daha bunları topluma kazandıralım. Daha hafif olursa suçlar azalır gibi bir düşünce içerisine girmiştir. O halde hadi gelin yazalım. Evet arkadaşlar böylelikle ikinci sorumuzu da tamamlamış olduk. Şimdi de gelelim üçüncü sorumuza. Arkadaşlar üçüncü sorumuz da dördüncü ünitenin ikinci kazanımıyla alakalı. Bize bir görsel verilmiş arkadaşlar. Diyor ki İskitlere ait olduğu tahmin edilen altından yapılma eser dikkate alındığında İskitlerin hangi alanlarda gelişme gösterdikleri söylenebilir? İki tanesini yazın demiş. Şimdi arkadaşlar arkeologlar bir kazı yapmış ve kazılarda e, İskitlere ait olduğu düşünülen bir eser çıkmış. Bakın altından yapıldığını ve e, güzel böyle süslemeli işlemelerin olduğunu görüyoruz. Şimdi bir kere altını işliyorsa madencilik yok mudur arkadaşlar? Tabii ki vardır. O zaman birincisine... Madencilik yazalım. Bir kere madencilik var. Şimdi güzel süslemeler varsa, işlemecilik varsa, oyma falan varsa o zaman burada aynı zamanda ne vardır? Bir sanat vardır arkadaşlar. Demek ki İskitler sadece bulunan bu esere göre hem sanat alanında hem de madencilik alanında gelişme göstermiştir diyebiliriz arkadaşlar. Böylelikle üçüncü sorumuzu da tamamlamış olduk. Şimdi de gelelim dördüncü sorumuza. Arkadaşlar dördüncü sorumuzda dördüncü ünitenin üçüncü kazanımıyla alakalı bir soruymuş. Soru da diyor ki Asya 10 Devleti'nde Metehan'ın, Birinci Göktürk Devleti'nde de Kapkan Kağan'ın Orta Asya'daki Türkleri tek bir bayrak altında toplamayı başarmıştır diyor. Buna göre Metehan ve Kapkan Kağan'ın ortak amaçları ne olabilir? Yani dağınık halde bulunan Türk birlikleri varmış, Türkler varmış. Ne yapmış bu boyları? Türkleri hepsini bir araya getirmiş. Hem Metehan hem de Kapkan Kağan. O zaman Türkleri bir araya getiriyorsa, bir bayrak altında topluyorsa o zaman ne? Amaç ne olabilir? Tabii ki de Türk siyasi birliğini sağlamak olacak. Bakın zaten Metehan özellikle dağınık halde bulunan Türk boylarını birleştirerek çok büyük bir e, devlet kurmuştur ve uzun sürede başarılı mücadeleler etmiştir. O zaman neymiş cevabımız? Türk siyasi birliğini sağlamak. Hadi gelin yazalım. Şimdi arkadaşlar şöyle bir mantık kurun. Türkler bir araya geliyorsa Türk siyasi birliği sağlanıyor. Eğer böyle ayrı ayrı boy boy kavim kavim yaşarsa Türk siyasi birliği bozulmuş diyoruz. Burada sağlanmış. Böylelikle dördüncü sorumuzu tamamlamış olduk. Sıradaki sorumuz beşinci soru. Beşinci soruya baktığımızda dördüncü ünitenin dördüncü ile alakalı bir soru olduğunu görüyoruz. Diyor ki verilen tabloya kavimler göçünün sonuçlarından iki tanesini yazın. Şimdi arkadaşlar kavimler göçünün bir sürü sonucu var ama bizden iki tanesini istemiş. Biz yerine birkaç tane sayalım. Mesela Roma İmparatorluğu gücünü kaybetmeye başladı ve Doğu ve Batı olarak ikiye ayrıldı. İşte buraya çok fazla millet göç etmeye başladığı için kavimler geldiği için Avrupa'nın etnik yapısı bu bu dönemde değişmeye başladı. İlk çağ sona erdi, orta çağ başladı. Aynı zamanda merkezi krallıklar güç kaybetti, yerine feodalite güçlenmeye başlamıştır diyebiliriz. Hadi gelin iki tanesini yazalım. Evet arkadaşlar böylelikle 5. sorumuzu da tamamlamış olduk. Ben 2 tanesini yazdım ama siz 4-5 tane arttırarak bunları yazabilirsiniz. Şimdi de gelelim 1. senaryonun son sorusu olan 6. sorumuza. Şimdi arkadaşlar 6. sorunun 5. ünitenin 2. kazanımıyla alakalı olduğunu görebiliyoruz. Dört halife döneminde İslam toplumunda ayrılıkların yaşandığını göstergesi nedir? Bir örnekle açıklayınız diyor. Bakın burada bizim bulmamız gereken şey ayrılıkların yaşandığına dair bir kanıt, bir örnek yazmamızı istiyor. Şimdi mesela şunu söyleyebilir miyiz? E, hakem olayından sonra Müslümanlar arasında böyle bölünmeler, ayrılıklar yaşanmıştı değil mi? E, Hazreti Ali taraftarları vardı işte hariciler oldular, muhaviye oldu. Üç farklı gruba ayrılması Müslümanlar arasındaki ayrılıkların oluştuğunun kanıtı olabilir. O zaman hadi gelin yazalım. Kıymetli arkadaşlar böylelikle birinci senaryonun birinci örneğini birlikte çözmüş olduk ama bir diğerine ayrılmıyorsunuz. İkinci senaryonun yazılı örneğini de birlikte çözeceğiz. Kıymetli arkadaşlar vakit kaybetmeden ikinci senaryonun yazılı örneğini beraber çözmeye başlayalım. Şimdi bize bir tablo vermiş. Konar göçer toplumlar ve yerleşik toplumları vermiş. Verilen tabloya göre diyor konar göçer toplumların ve yerleşik toplumların ikişer tane özelliğini yazın diyor. Şimdi konar göçerler yani sürekli göç eden insanlar doğaya daha alışkınlarda daha güçlü daha dirayetli olduğu için nasıl bir özelliğe sahiptir? Tabii ki de savaşçılardır arkadaşlar bunlar. Ama yerleşikler belli bir bölgede durdukları için daha çok barışçıl özelliklere sahipler. Barışçıl. Bakın bu bir taraf böyle yağmalama hareketlerini falan yaparken diğer taraf kendi toprakları sınırları içerisinde durmayı daha çok seviyor. Şimdi konar göçerlere baktığımızda küçük küçük gruplar halinde yaşar ee, ama e, yerleşiklere baktığımızda ise büyük gruplar halinde yaşadıklarını görebiliyoruz. O zaman yazalım. Burası küçük gruplar halinde yaşıyormuş. Burası da büyük grup. Şimdi konar göçerler mimari eserlere sahip değiller. Çünkü sürekli göç ettikleri için büyük mimari eserler yapmazlar. Ama yerleşiklere baktığımızda ise belli bir coğrafyada yaşadıkları için mimari eserleri gelişmiştir. O zaman bunlar savaşçıymış. Mimari eser yok. Bunlar da ise mimari eser varmış arkadaşlar. Bunları unutmayacağız. Konar göçerler dışa açık. İşte gelişik toplumlar ise dışa kapalı bir yapıya da sahipmiş. Böylelikle birinci sorumuzu tamamlamış olduk. Şimdi de gelelim ikinci sorumuza. Diyor ki Türkler tarih boyunca savaşçı kimliğiyle ön plana çıkmış bir millettir. Bu yüzden devletin idarecileri ve halkın büyük bir kısmı savaş zamanları da orduda görev alır ve her zaman savaşa hazır olurdu. Bu yüzden Türklerde ordu millet anlayışı hakimdir. Buna göre Türklerdeki ordu millet anlayışının oluşmasındaki temel etken nedir? Aslında arkadaşlar bir önceki soruda bu sorunun cevabını verdik. Bakın savaşçı özelliklere sahip olmamızın e, temelinde ne vardı? Sürekli göç etmemiz. Göçebe bir yaşam tarzına sahip olduğumuz için eli silah tutan herkes nedir? asker kabul ediliyor. Biz bu anlayışa ordu bile anlayışı diyoruz. Bakın kadın erkek falan hiç fark etmeksizin yeter ki eli silah tutsun herkes o ülkenin bir ordusu oluyordu. askeri oluyordu ve savaş zamanında savaşa katılabiliyordu. O zaman bu durum neyin sonucuymuş? Göçebe yaşam tarzının sonucu olarak ortaya çıkmış. O halde hadi gelin yazalım. Böylece ikinci sorumuzu da tamamlamış olduk. Sıradaki sorumuz üçüncü soru. Diyor ki İslamiyet öncesi Türk devletlerinde kurultayın var olması, devleti ilgilendiren konuların kurultayda tartışılması, gerektiğinde hükümdarın kurultay tarafından seçilmesi. Özelliklerine bakın da ilk Türk devletleri hakkındaki en kapsamlı çıkarımınızı yazın diyor. Şimdi bakın arkadaşlar meclis varsa, kurultay varsa, baktığınız zaman aynı zamanda burada seçim varsa, İlk Türk devletlerinde kısmi de olsa demokratik uygulamaların var olduğunu göstergesidir midir? Evet. Üçüncü seçim var. E, devletle alakalı konuları e, kurultaya çağırıyorsun, konuşuyorsun, görüşüyorsun, bu şekilde karar alıyorsun. O halde cevabımızı hadi gelin yazalım. Böylece üçüncü sorumuzu da tamamlamış olduk. Şimdi de gelelim dördüncü sorumuz. Arkadaşlar dördüncü sorumuz dördüncü ünite ile alakalı. Şimdi kavimler göçünün sonuçlarını vermiş bize. Merkezi krallıklar güç kaybetmiş. feodalite ortaya çıkmış. Hristiyanlık yayılmış. Kilise önem kazanmış. Diyor ki yalnızca tabloda verilen bilgilere göre kavimler göçü Avrupa coğrafyasını hangi iki alanda etkilemiştir? Bakın hangi alanda etkilemiştir diyor. Şimdi bir kere merkezi krallıklar güç kaybettiyse, feodalite ortaya çıktı ve güçlendiyse bu Avrupa coğrafyasını siyasi alanda etkilemiştir diyebiliriz. E şimdi aynı zamanda Hristiyanlıktan bahsediyor. E Hristiyanlık yayılmışsa, kilise e, önemi artmışsa bu da tabii ki de dini alanda etkilediğinin göstergesi olarak karşımıza çıkıyor. Böylelikle dördüncü sorumuzu da tamamlamış olduk. Ve şimdi de gelelim günün son sorusuna. Şimdi arkadaşlar yukarıda dört halife döneminde meydana gelen gelişmelerden bazıları verilmiş. Verilen gelişmeleri kronolojik olarak sıralayınız diyor. Şimdi arkadaşlar Yermük Savaşı, Cemal Vakası, Zatü Savari Savaşı ve Ejnadeyn Savaşı'nı görüyoruz. Şimdi dört halife dönemi dediğine göre önce Ejnadeyn Savaşı hangi dönemde olmuştur? Tabii ki de Hazreti Ebu Bekir döneminde oldu. O zaman sırasıyla yazalım. Sonra Yermük Savaşı'na baktığımızda ise Hazreti Ömer döneminde gerçekleştiğini görüyoruz. Zatü Savari ise Hazreti Osman döneminde olduğunu görüyoruz ve Cemal vakasını da o da Hazreti Ali döneminde olmuştu. Hatırlıyorsanız Hazreti Ebubekir döneminde Ecnaden Savaşı ile Bizans'a karşı bir mücadele verilmişti. İşte Yermük Savaşında aynı şekilde Bizans'a karşı mücadele edilmişti. Zatü Savari Savaşı ile ilk deniz zaferi elde edilmişti. Cemal vakası da zaten Hazreti Ali döneminde yaşanan olaylardan birisiydi. Dört halife dönemine göre sıralamasını yaptığımızda tabii ki de o zaman birinci sırada Ejnadeyn Savaşı, ikinci sırada e, Yermük Savaşı, üçüncü sırada Zatü Savari Savaşı ve dördüncü sırada da Cemal Vakas olması gerekiyor arkadaşlar. Sıralamamız bu şekildeydi. Böylelikle bugünkü yazılı çalışmamızın sonuna geldik. Arkadaşlar bu yazıları hazırlarken, bu videoları çekerken ciddi emek veriyorum. E, videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, ve güzel yorumlarınızı eksik etmeyin. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Sosyal kareyle kalın. Hoşçakalın arkadaşlar.